Cem Küçük, Akın Öztürk'ün 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece irtibatları. 15 Temmuz hain darbe girişiminin en kilit isimlerinden biri Orgeneral Akın Öztürk. FETÖ'cü olmamakla beraber Öztürk darbenin en aktif isimlerinden biriydi. Damadı Yarbay Hakan Karakuş ise bilinen FETÖ'cülerden. Darbe girişimi gecesi Akın Öztürk kiminle irtibatlıydı, kimlerle konuştu sorusu halen tartışılıyor. Akın Öztürk'ü o gece kimler aradı sorusu da mühim. Akın Öztürk kimlerle irtibattaydı sorusundan önce 12 Nisan 2016'da Kayseri'de yaşanan bir olayı hatırlamakta fayda var. Erkilet 12. Hava Ulaştırma Üst Komutanlığı'ndan kalkan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı Kayseri semalarında ses duvarını aşınca meydana gelen patlama ve gürültü üzerine vatandaşlar 155 polis imdatı ve 156 jandarma hatlarını kilitledi. Hürriyet Gazetesi Vatandaşlar deprem olduğunu sanmışlar. Bazı evlerin camları kırılmış ve herkes büyük bir korkuya kapılmış. Ancak olayın üzerinde çok durulmamış. Akın Öztürk darbeden önce hayatın olağan akışına aykırı olarak Kayseri'ye çok defa gelip gidiyor. 12 Nisan'da savaş uçağının da kasıtlı olarak uçurulduğu ve ses sonik denemesinin yapıldığı iddia edildi. Böylece hem insanların tepkisi ölçüldü hem de deneme yapılmış oldu darbe girişimi gecesi alçaktan uçan savaş uçaklarının insanları nasıl tedirgin ettiğini en iyi o geceyi yaşayanlar bilir. İnsanımız çok şükür o gece büyük bir azimle direndi ve darbeyi püskürttü. Tekrar Akın Öztürk'e gelirsek. 15 Temmuz darbe girişiminde Akın Öztürk'ü Kayseri ile ilgili bilgilendirdiği iddiasıyla eski Emir Assubayı Ali Üstünel 22 Kasım'da tutuklandı. 13 Ocak 2017'de Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi Ali Üstüneli adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Buraya kadar her şey normal. Sonra gene bir tuhaflık oluyor. 23 Mart 2017'de Ali Üstünel yeniden mahkemeye çıkıyor ve silahlı terör örgütü olmadığı gerekçesiyle beraat ettiriliyor. Kimse Ali Üstüneli için FETÖ PDY üyesidir demiyor. Akın Öztürk için de demiyor. Ama Akın Öztürk darbe girişiminin mimarlarından biri. İkinci Ağır Ceza Mahkemesi yargılamayı yaparken bütün delilleri göz önüne almıyor. Ali Üstün Akın Öztürk'ün darbe girişi irtibatlarında HTS kayıtlarına eksik bakılıyor. Mahkeme 15 Temmuz gecesi 12'ye kadar olan kayıtlara bakıyor. Güvenlik bürokratlarına göre Ali Üstün Akın Öztürk'ün görüşmesi 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece 01.30 ve sonrasında oluyor. Görüşmelerden biri 3 dakika. Halbuki mahkeme sadece 15 Temmuz'u değil, 16 Temmuz HTS kayıtlarını da istese 01.30 ve sonrası irtibatları görecek. Ama istemiyor. 15 Temmuz Cuma gecesi başlayan darbe girişimi 16 Temmuz sabahına, hatta öğle saatlerine kadar sürüyor. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu gerçeği iyi bilmesi gerekir ve bütün HTS kayıtlarını istemesi gerekirdi. Öyle bir hava oluştu ki... Ali Üstünel yangından mal kaçırır gibi beraat ettirildi. İnsan bu duruma şaşırıyor. Devletimiz darbe gecesi darbeci askerler kiminle görüştü? Kimler darbeci askerleri aradılar? Hepsine bakıyorlar. Tekrar ediyorum. Kimse Ali Üstünel için FETÖ'cü demiyor. 1.30 sonrasında Akın Öztürk'le telefonlaşmaları ve ne konuştukları önemli. Akın Öztürk o gece sabaha kadar kimlerle görüştü? Kimler onu aradı? Hepsi ortaya çıkarılıyor. Bildiğim bir şey varsa o da bu işte dahli olup delil karartan herkese hesap sorulucadır. Şakir Batmaz olayı 23 Ekim'de yazdığım Kemal Batmaz'ın abisi Şakir Batmaz olayı meyvesini verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Batmaz'ı gözaltına aldı. Halen sorgusu devam ediyor. Şakir Batmaz işi artık emin ellerde. Sonucunu hep beraber bekleyip görelim. Hiçbir FETÖ'cüye rahat yüzü verilmeyecek. 1 Ocak 2014 ve sonrası FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım eden herkes bedelini ödeyecek. Aynen Nuh Gönültaş ve Mehmet Gündemin ödeyeceği gibi. Cem Küçük, Türkiye.